Gençlerin eğitimine küçük bir katkı sağlamaya başladığım bu kanaldan bir kere daha herkese selamlar, saygılar. 2021 yılının ilk gününden ve ilk videosundan sesleniyorum sizlere. Ve öncelikle bu yepyeni yılın herkese sağlık, başarı, mutluluk getirmesini diliyorum. Tüm dileklerinizin, tüm isteklerinizin gerçekleşmesini diliyorum. Şimdi bugün ilk videoda iki küçük araştırmanın sonuçlarını paylaşmak istiyorum. Değerlendirme yapmak istiyorum sizlerle. Öncelikle merak ediyordunuz Hocam 2020 yılında burslar ne zaman başlayacak? Paralarımız ne zaman yatacak derken bugünlere kadar geldik ve 2020'yi bitirdik. Şimdi burada merak ettiğiniz soru şuydu. Bu burslar kimlere çıkıyor? Öncelikle KYK bursu kaç kişiye çıktı? Çoğunluğa burs mu çıkıyor, kredi mi çıkıyor? Bu soruyu merak ediyordunuz. Tabii bu soruyu benim bulabildiğim KYK yetkililerinin bir açıklaması yok. Eğer sizin varsa bir yerde resmi bir açıklama, sayısal verilerin yayınlandığı bir adres sizlerde paylaşabilirsiniz. O zaman biz de tahmini olarak konuşmayalım dedik. Bir araştırma yapalım ve topluluk sekmesinden sizlere sordum. Öncelikle 14.000 kişi katıldı. Herhalde 14.000 kişi de bizler için az çok bir fikir vermeye yeterli olur. Tüm Türkiye genelinden, tüm üniversitelerden 14.000 kişi katıldı. Ve katılanlara da bu arada teşekkür ediyorum. %39 oranında KYK bursu çıktı. Ankete katılanlar arasında %61 oranında da öğrenim kredisi çıktı. Böylece size başlarda söyleyeceğim dediğim daha çok kişi öğrenim kredisi alıyor burs alan sayısı daha az demiştim. Bu hipotezimizi doğrulamış olduk. Sonuçta bilimsel bir araştırma değil ama bilimsel araştırma yöntemlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki anket. Sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu vardı. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu da KYK bursu çıkmayan arkadaşlarımıza bir yedek burstu. Çünkü ikisi birden çıkmıyordu. Burada da yine çok yüksek oranda burs verilemiyor. Peki bunun araştırmasını da yaptık. Yine topluluk sekmesinde bu araştırma anketler devam ediyor. Katılmayan varsa katılabilir. 10.000 oy kullanıldı. 10.000 kişi yine Türkiye geneli anketimize katıldı. Katılanlara teşekkür ediyorum. Şimdi buradan çıkan sonuçta Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu çıktı diyenler %3 burs çıkmadı diyenlerin oranı da %97. Gördüğünüz gibi bayağı sınırlı bir sayıda. Tabi haliyle bu duruma yorumlarda tepki gösteren arkadaşlarımız var. Ama demek ki şartlar bu kadar. Sizler görüşlerinizi, önerilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Anketimize katılmadıysanız size görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bu arada gençlerin buluşma platformu diyoruz ya, bu eğitim platformunda eğitim hayatınızı kolaylaştıran içeriklere yer vermeye çalışıyorum. Önerilerinizi alacağım. 50 bine doğru giden bir aileyiz. Eğer yapılmasını istediğiniz bir araştırma varsa buradan bir anket yapıp sonuçlarını beraber değerlendirebiliriz. Bu konuda da görüşlerinizi yazabilirsiniz. Yine yeni burslar, öğrencilere faydalı olacağını düşündüğüm her türlü haber, gelişme, örneğin bir İngilizce kursudur, örneğin yatay geçiş hakkındaki gelişmelerdir, atama yapılması gerekiyordur, elinizde bir puanınız vardır, bunlarla girebileceğiniz yerlerdir. Bu konularda da yine sizlerin karşısına çıkmaya devam edeceğim. Bu arada bildirimleriniz açık olur ve abone olursanız son dakika gelişmelerden haberdar olursunuz. Peki arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.